darbe girişimine karşı direniş saatlerce sürdü. Hep birlikte amin diyor ve teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz milletimizin bağımsızlığına ve demokrasisine olan inancını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiği, karanlık bir gecenin aydınlığa kavuştuğu önemli bir tarihtir. O gece hain darbe girişimine karşı milletimizin her bir ferdi, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden sokaklara dökülerek demokrasimize sahip çıkmıştır. Bizler o gece sadece bir darbe girişimini değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğini de savunduk. 15 Temmuz gecesi Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığını ve bağımsızlık ruhunu tüm dünyaya haykırdığı bir gecedir. O gece aziz vatanımızı esaretten kurtaracak kahramanlar sokaklara döküldü ve tankların önüne göğüs geldi. Bu kahramanlar sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil, aynı zamanda demokrasi ve özgürlük değerlerinin de savunucularıydı. Bu özgürlük birilerinin tarif ettiği, sınırladığı, kendine göre tarif ettiği değil, evrensel özgürlük değerleriydi. Karşımızda dünyanın en büyük istihbarat örgütlerinden birini gördük, yaşadık. Fethullahçılığın genel prensibi şudur: İnkar, iftira ve kumpas. Dolayısıyla da herhangi bir suçu işleyen ya da kabahati olan biri evet bunu yaptık der ama bunu Fethullahçılarda göremezsiniz. Etrafınıza baktığınızda da bunu göremezsiniz. Aslında her şey planlanmıştır. Planlanmayan Cumhurbaşkanımızın irade ortaya koyabileceği, koyacağı, vatandaşlarımızın Menderes'te yaşadığı, Menderes ve arkadaşlarında yaşadığı pişmanlığı yaşamamak için sokağa inmelerini planlamadı. Onlar şöyle düşündüler: herhangi biri bir düdük çalacak, yöneticiler ülkeyi terk edecek ya da yakalanacak, vatandaşlar da tıpkı geçmiş darbelerde olduğu gibi darbecilerin emrine gireceğini düşündüler. 15 Temmuz, ülkemizin ve milletimizin özgürlük ve bağımsızlık destanı yazdığı büyük bir milattır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle milletimizin kazandığı bu büyük zafer, darbeler dönemine son vererek demokrasimizin gücünü kanıtlamıştır. Aziz milletimiz o gece büyük bir irade sergileyerek FETÖ'nün hain darbe girişimini başarıyla engellemiş ve geleceğine sahip çıkmıştır. Aile değerleri kültürümüzü de şekillendiren asil mayanımızdır. Bizi hayata bağlayan öncelikle aile bağlarımızdır. Ailemiz bizim sığınacak limanımızdır. 15 Temmuz'da vatandaşlarımızı canı pahasına devletine, milletine siper eden en büyük motivasyon ailelerimizden gördüğümüz vatan sevgisidir. Çünkü vatan en büyük evimiz, millet en geniş ailemizdir. Biz de bakanlık olarak bu geniş ailenin kadın, erkek,
genç yaşlı her üyesi için özel hizmet modelleri geliştiriyor, politikalar hayata geçiriyoruz. Etkili politikalarla aile kurumunu koruma ve güçlendirme konusunda önemli adımlar attığımıza inanıyoruz. Değerli misafirler, ailemizin önemli bir parçası olarak gördüğümüz, büyük Türk ailemizin önemli bir parçası olarak gördüğümüz şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize derin bir vefa duygusuyla destek oluyoruz. Pek çok alanda sağladığımız desteklerle 15 Temmuz kahramanlarımız dahil olmak üzere şehitlerimizin aileleriyle gazilerimizin her zaman yanında oluyoruz. Biliyoruz ki onlar için ne yapsak az. Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz bize milletimizin emanetidir.